bunlara. Bobet, Tera. Bu ikisine bakalım. Şimdi Bobet benim takibimde değil. Çünkü ben sığ hisse sevmiyorum. Manipüle edilebilen hisseler sevmiyorum. Bobet'te şu an yükseliş grafiği var ama daha önce analiz etmişiz. Onu da söyleyelim. Birinci hedefe yaklaştıktan sonra düşüş formasyon oluşmuş ve geri çekilmiş. Şu anki güncel hedeflerine bakalım. Yine söylüyorum. Bu hisse riskli hisseler kategorisinde. Çünkü daha önceki yükselişinde herhangi bir matematiği referans almadı. Şu anki grafiğinde de yine aynı riskler mevcut, bilginiz olsun. Yani yarın birkaç kişinin canı sıkıldığında bu hisseyi istediği fiyata düşürebilir. Haberiniz olsun. TR'ye bakalım. Şimdi TR hissesine baktığımızda şurada düşüş formasyonu oluşmuş olması lazım. Yanlış mı görüyorum? Riskli bir hisse diyelim. Çok detaya girmeyelim. Riskli bir hisse 18'in altına düşmesi risk oluşturur. Neymiş? Exxon'la alakalı değildi. Hani genel olarak söyleyeyim. Sığ hisselerin hepsi riskli. Zoran yukarı mı aşağı mı? Behçet Bey, onu söylediğinde zaten alım satım yapamıyorum. Olay o. Şimdi TR'ye baktık. Retel'e bakalım. Bunu bir ara 1 liralardan falan alıp trade etmiştik. Ne güzel zamanlardı o zamanlar ya. Bir küsürlerdi. Dur bakayım. Paylaşım fiyatım 26 liraydı. Şu an 16 küsürlerde. Şu an bir yükseliş formasyonu yok diye görüyorum ama teyit etmek istiyorum. Aynen yok. 15.50'nin altına düşmediği sürece takribi 24 lira kadar bir yükseliş potansiyeli var. Bilginiz olsun. Onun dışında herhangi bir şey yok. 1 lira dediğim fiyatlar şu an 60 kuruşlara falan tekabül ediyor. Egen. Egen de yine sığ bir hisse. Daha önce analiz etmişiz. Birinci hedef 13.250, ikinci hedef 15.334. Ama sürpriz hareketlere hazırlıklı olunması gerekiyor. VC. Bunun grafiği vardı analizde diye hatırlıyorum ama aynen var. Birinci hedefine geldik. Şu an tekrar bir yükseliş formasyonu var şurada. Aynen. Şöyle tekrar aktarayım. Birinci hedefime geldiğinin paylaşımı Twitter'da yapmıştım diye hatırlıyorum. Ton. Tamam. Bunun hedefleri bu şekilde. Başka. Ya bakamamak değil de benim ekranımda grafik olduğu zaman, yani benim kendi trade ettiğim bir grafik olduğu zaman bakmıyorum. Çünkü ben trade ediyorum. Trade ettiğim hisseleri siz benim trade ettiğim şekilde etmeyecekseniz zarara uğrama ihtimaliniz yüksek. Ben kimsenin hakkına girmekle ilgilenmiyorum. Benim takip ettiğim bana. Buyurun İsmail Bey.
Alp Bey, 180, buyurun. bizim şimdi borsamızın biraz daha hani eski değil miyiz diye gibi bir arkadaş bir yorum yapmıştı orada. Ben bununla ilgili olarak bir şey paylaşmak istiyorum De ama bana buyurun. izin verebilir De misiniz? buyurun. Buyurun. Yok, bir görsel paylaşmam lazım ama bana nasıl izin verebilirsiniz? Telegram'dan bana atın. Ben buradan atayım. Ha, öyle mi yapalım? Tamam, Ya tamam şimdi yani. şöyle, biz borsa olarak eski değil miyiz cümlesini merak ediyorsanız bakın. Şimdi burada herkesin dikkatini cezbedecek bir cümle kurayım. Bildiğiniz en büyük borsacı kim diye soracak olursam, kimisi Warren Buffett, kimisi işte farklı bir şeyler söyleyecektir. Benim bildiğim en büyük borsacı mesela Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'dır. Ne alaka diye soracaksınız. Bir hani onun hayatını okuyun. Asıl servetini nereden elde ettiğini, yeni şirketlere yatırım yapıp ne kadar büyük sermayelere ulaştığını, yurt dışı hisselerden bahsetmiyorum, yurt dışı piyasalarına. Gördüğünüzde ne demek istediğimi anlarsınız. Burada da bizim borsamızın yeni olduğunu, yani siz kabul etmiyorsanız 1600'lü 1700'lü yıllardan başlayan, Uzak Doğu'da pirinç alım satımıyla başlayan o aktif ticari serüveni takip etmemişsiniz demektir. Yani biz 300 yıl sonrasından gelmişiz oraya, öyle düşünün. 1900'leri referans alsak bile. Hadi bir diğer noktaya bakalım. Biz kalkıp şimdi borsayı biliyoruz diye konuşacaksak eğer ülke olarak biz daha 1900'lerden bir adım yukarı gitmiş değiliz. Türkiye'de 1900'lerden sonraki stratejilerin hiçbirini ben bugüne kadar bilen biriyle denk gelmedim. Ben borsanın sadece yüzeysel olarak değil, bütün tarihsel sürecini okumuş, hatta ezberlemiş biri olarak söylüyorum. Türkiye'de şu ana kadar ben hiç bu işi bilen birine denk gelmedim. Tek bir istisna var. Hanımefendinin de, Ebru Hanım benim öğrencim. Başlamadan önce belli hani kalıplara, belli fikirlere sahipti ama onun hani durumunu varsayacak olsak bile, profesyonel olmasa bile karşılaştığım en iyi durumdaki kişiydi yani. Evet. Buyurun. Çok güzel. Bana attınız mı mesajı? Ha, yok, ben sizi dinlemeye daldım öyle. Hemen Evet. atıyorum şimdi. Hemen atalım, dur. Siz sohbete devam edin, ben hemen atayım Yok, onu. ben başka bir şeye bakıyorum da gelen mesajlar var, onlara bakıyorum. Şimdi ata denizcilik. Dostlar iyi güzel bakın hisse şey yapıyorsunuz da. Şimdi bu hissenin background'unu ben bilmiyorum. Finansal durumunu bilmediğim için sadece grafik olarak analizini yapacağım sizlere. Ya hissenin durumuna bakıyorum. Hisse yükselirken hiçbir matematiğe uymamış. Hadi yakın tarihteki serüvenini referans alalım. Onu da hani canınız sağ olsun problem değil. Ama potansiyel yine yüksek bir potansiyel değil. Yani baktığınızda 98 lira, birinci hedef 132. %30 kar güzel bir kar gibi geliyor değil mi? Kaç ayda? Her ayın sizden %5-6 aldığını göz önünde bulundurun. 5 ayda mı geldi? Zaten siz sabit kalmış oluyorsunuz. Yani hiç para kazanmamış oluyorsunuz. Bir potansiyeline bakmanız lazım. Bir hissenin kar potansiyeli minimum %100'ün üstünde olmak zorunda ki ben ona uzun vadeli trade için yatırım yapayım. Ki Akbank'ı ben sizlerle paylaştığımda %600'ün üstünde kar bekliyorum diye paylaştım. Bak %600. Bir diğer örneği de vereyim mi? Bakın ikinci bir örneği yok. Garanti Bankası'nı ben 12.60'dan düşüş paylaştım. 6.27'den de yüksek kar vaadiyle, yüksek kar beklentisiyle YouTube'dan analiz ettim, paylaştım. Bak 6.27, yani hisseyi yukarıdan satıp aşağının yerine koyan biri %100 kar etmiş durumdayken size yükseliş paylaştım. 6.27 nerede? Şu an geldiğimiz fiyat nerede? O bile potansiyelinin çok çok altında. Ülker hissesini referans alalım. Hisse 80 centlerde paylaştım. Kaç şeylere geldi? Yani potansiyel sizin için tam olarak %30 falan neyi hani ne ifade ediyor ki? Alp Bak Bey, araya girebilir tabii miyim? buyurun.
Telegram'dan size nasıl mesaj göndereceğim? Yani mesaj kutusunu göremiyorum ben burada. @tradrelp. Şöyle Telegram'a şunu yazabilirsiniz. Bir @tradrelp saniye. yazarsanız beni bulursunuz. Tamam, hemen aratıyorum. Yani şöyle ülkenin geldiği noktaya bakın. Başlangıç noktası. Geldiği nokta. Yakın tarihte sizinle paylaşılan fiyat burası. Geldiğimiz nokta burası. Ve zirve hedefinden halen çok uzaktayız. Yani yatırım yapmak nedir sorusunun cevabı, ben bu hisseyi buradan aldığımda potansiyelini biliyordum. 80 santler bandında. Buradayken de potansiyelini biliyorum. Buradayken de potansiyelini biliyorum. Ben buna niye yatırım yapıyorum? Şundan dolayı. Alabildiğim için, satabildiğim için, alabildiğim ve satabildiğim için. Yani hesaplayabildiğim için. Siz hesaplayamıyorsanız niye alıyorsunuz? Yani bu kadar basit bir soru aslında. Hesaplayabildiğiniz hissede yatırım yapın. Hesaplayamadığınız hisseden uzak durun. Evet. Endeks bir maaş ulun. Diğer şeyleri de geçelim. Neymiş? Coca-Cola. Ben Coca-Cola'ya bakmıyorum. Yani Efes, Coca-Cola, Tuborg. Bunlara bakmıyorum, bilginiz olsun. Ha, yatırım yapabilirsiniz tabii, problem yok ama. İş bir. Yiğit'e bakalım Mehmet Bey. Yiğit akı gelsin. Şimdi Yiğit Akü'de düşüş analizini yapmışız. Çok takip ettiğim bir hisse olmadığı için. Hani geçmişte yaptığım analizler kalıyor. Ben silmiyorum onları. Düşüş analiz etmişiz. İkinci hedef gelmiş. Şu anki yükseliş hedefine bakalım. Şunu artık silelim. Mesela şu analiz ettim ya. O bu grafik kalıyor. Değiştirmiyorum hiç. 49.66 birinci hedef. 55.30 ikinci hedef. Kocaer. Şenol Bey, onu analiz ettik. Duruyor orada. Afyon. Afyon'a ben bakmayayım. Afyon'da grafiğim var. Yani düşüş ve yükseliş fark etmiyor. Grafiğim varsa paylaşmıyorum. Borusan. Hangisine bakalım? Management'dır büyük ihtimalle. Düşüş var şurada. Tamam. Güzel. Şimdi buradaki düşüş bittikten sonra şöyle hedeflerini sizlerle paylaşayım. Bu önceki analiz ettiğim grafiği hedefine gelmiş. Düşüş ondan sonra yaşanmış. Şu anki güncel durumu 600 liralar bandı. Birinci hedefmiş, gelmiş. İkinci hedefte 771 lira bandı. Ama bana sorsanız ben yatırım yapar mıyım? Şahsen yapmam bu. Kar marjı düşük kalıyor çünkü. Evet. Başka? Anlatacağım. Bir bakalım. Bildiğim bir hisse değil. Açık konuşmak gerekirse geçen soru üzerine analiz etmişiz. Birinci düşüş hedef gelmiş. İkinci de gelmiş. Paylaşmış mıyız? Twitter'da paylaşmışımdır büyük ihtimalle. Şu an burada bir yükseliş grafiği var. Küçük ölçekte şöyle hemen bakayım. Çok böyle çizmeye uğraşmayacağım. Hedefleri direkt söyleyeyim, geçeceğim. Birinci hedef 164, ikinci hedef 184.3. Otokarda grafiğim var. Kafeine de bakarız şimdi. Diğer sorular birikmiş biraz. Bakarız diğerlerine. BİMAŞ'a baktık, endekse baktık. Mehmet Fatih Bey. Başka?
saniye. Bu zaten ben. FKPDD oldum. İstediklerimi benim öğrendiğim FKS düşük olana alın diyorlar. Sizce doğru mu? Açık konuşmak gerekirse defter değeriyle piyasa değeri arasında hesaplama yapabileceğiniz doğru bir hisse yok şu an için. Yani yeni halka arz olmuş olanları, yani güncel defter değerini bulabildiğiniz hisse senetlerini katmıyorum. Ama büyük hisse senetleri üzerinden yola çıkacak olursak defter değerini doğru hesaplayabileceğiniz hisse yok piyasada. Neden mi? Çünkü birçok hissenin mali varlıkları güncel rayiç bedel üzerinden hesaplanmamış durumda. Bu da sizin doğru defter değeri çıkaramamanız anlamına geliyor. Çıkaramıyorsanız doğru defter değerini piyasa değeriyle nasıl mukayese edeceksiniz? Hani örnek vereyim. Şirketin 100 tane arabası vardı. Bundan 5 sene önce aldı. O zamanki değeri 100 milyon. Tamam. Her arabası 1 milyon olsun. Şu an 2020 yılını bile referans alırsak herhangi bir araba 5-6 kat artmış değil mi? Ama o şirketin aldığı arabaların fiyatı 1 milyonsa şu an halen 1 milyon olarak görünüyor. Siz doğru defter değeri çıkartamıyorsunuz. Aynı şekilde bilanço takibi yaptığınızda da şöyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. 100 milyon referans alıyorsunuz çünkü 100 arabası vardı sermaye olarak. 100 milyona bakıyorsunuz ya işte defter değerinin şirket %50'si kadar para kazanmış diyorsunuz. Okey. Ama reel değerine baktığınızda aslında bilançosu yatay kalmış oluyor. Neden? Enflasyon farkını katmamış oluyorlar. Bu noktada ben birkaç yıldır hiç defter değeri bakmıyorum açık konuşmak gerekirse. Evet 2020'ye kadar hatta 2019'a kadar doğru hesaplamalara yakın hesaplamalar ortaya konulabiliyordu. Ama yüksek enflasyona geçtiğimiz andan itibaren yüksek kur atağı yani kur atağı başladıktan sonra doğru defter değeri hesaplanamaz oldu. Ben hiç defter değeri bakmıyorum. Açık konuşalım. Şirketin grafiği dışında çok fazla veriye bakmıyorum şu an için. Birkaç yıl sonra şöyle bir değişiklik olur. Her şirketin sahip olduğu duran mal varlıkları güncel değer üzerinden hesaplanmaya tabi tutulursa o zaman tekrar defter değeri olayları gündeme alınabilir. Şimdi Borsa bakalım. Yükseliş, düşüş. Şu anki durum da yine aynı şekilde. Bor şekere baktığımız zaman büyük ölçüye. Hani burada daha önceki grafikten yola çıkarak söyleyeyim. Dostlar hisse senedi evet yükseliş bekliyorsunuz okey problem yok. Ama anlık düşüşler burada olduğu gibi 33 liradan mesela 20 liradan gelmiş 33 liraya burada bir düşüş formasyonu oluşmuş az önce gördünüz. Ondan sonra büyük ölçekte hiç yükseliş formasyonu yok. Yine 20 liranın üstüne attıktan sonra 37 sonra 44 liraları bandı hedef noktası. Ama ben şahsen yatırım yapmam yine söyleyeyim. Bor şekerde takip etmediğim hisselerden biri. Şimdi her sorduğunuzda ben takip etmiyorum diyorum ama hangi hisseleri takip ediyorum? Aslında ben hepsinin örneğini söyledim. Hani hangilerini bahsettik? Garanti Bankası, işte Sasa'ydı, şeydi. Bu arada Sasa'yı ben 2020 yılından önceki fiyatından beri takip ediyorum. Sasa'da benim maliyetim sıfırında çok çok altında açık konuşayım. Onun dışında hani şu an güzel noktalarda olan. Zaten Türk Hava Yolları'nı takip ettiğimi biliyorsunuz. Pegasus'u takip ettiğimi biliyorsunuz. Ne bileyim. Ereğli'yi takip ettiğimi biliyorsunuz. 6 küsürlerden beri. Hepsi paylaşılmış. Duruyor orada grafikleri. Ama ben sürekli al sat yaptığım için
Bugün sorduğunuzda satış tarafında olabiliyorum. Yarın sorduğunuzda alım tarafına geçmiş olabiliyorum. Sürekli trade ettiğim için ha, büyük ölçekte süreç değişmiyor olsa da kısa vade trade'lerden dolayı günlük değişen bir takip stratejisi uygulayabiliyorum. Veya işte belli aralıklarda değişen bir takip stratejisi uygulayabiliyorum. Neyse canım. Dolar bazlı güzel işliyor gibi. Şahsen çok takipinde değil. Atatıp geçen gelmişti herhalde. Bakmıştık ona. Düşüş başlayacak kırılım noktası. Ben bunu paylaştım. Twitter'dan paylaştım. Aynen. Birinci düşüş noktası. Buradan yukarı yönlü bir tepki gelecek. Akabinde 99 lirayı yine referans alın diyeyim. Yani yükseliş sonrası tekrar 99'un altına düştüğünde hızlı bir geri çekilme görülmesi gerekiyor. Hissenin kodunu profilimden aratırsanız ne demek istediğimi görürsünüz zaten. Paylaştığımda fiyatı 100 küsürlerin üstündeydi. Yani 120'lerde miydi? 130'larda mı öyle bir şeydi? Tamam. Barma'da grafiğim var. Pegasus'ta. Şöyle bir kısa analiz yapalım. Şu an için düşüş grafiğim var. Düşüş hedeflerini de şöyle hızlıca söyleyeyim size. Şu küçük ölçek trade'ini saymıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. 237'lere kadar bir geri çekilme İhtimali halen güçlü görünüyor, bilginiz olsun. Akabinde yukarı yönlü zirve hedef 285 olarak geçerliliğini koruyor. İlk düşüş paylaştığım fiyat 256 bandı. Yükseliş paylaştığım fiyat 218 bandı. Birinci hedefimize geldik. Geri çekilmesi bitsin. Sonraki hedef 280'ler bandı. Petkim'de grafiğim var. Evet. Diğer soru sormak isteyenler sorularını sorabilirler. Agrot bakmıştım. Profilde duruyor. Hızlıca geçelim. Hepsini yetişemeyeceğim. Bimaş'a baktık. OBS'ye bakalım. Deva'nın grafiği duruyor. Profilde Ali Bey. Oradan bakabilirsiniz. Şok Market. Bakalım. Biraz hızlı geçeceğim. Şu an Şok Market'te yükseliş formasyonu var. Şöyle bakalım. Şimdi diyeceksiniz Akıncı açık değilken nasıl gördünüz? Bu da yıllardır yaptığımız bir iş. Görmemiz normal. 56 21. hedef. İkinci hedef 50 şey 63.05. Tamam. Göknur'a baktık. Bimaş'a baktık. Son olarak gübre fabrikalarına bakalım. Sonra OBS'ye bakalım ve bitirelim. Şimdi gübre fabrikalarıyla alakalı daha önce söylemiştim. Gübre fabrikalarının grafiği duruyor. Birinci hedef 237. İkinci hedef 301 bandı. Paylaştığım fiyat 130 lira bandı. Şu an için bir düşüş formasyonu var. Düşüş formasyonu bittikten sonra hedefleri aynı şekilde geçerli, bilginiz olsun. Diğer hissede dostlar çok analiz ettiğim için başım ağrıdı. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Bir saatin üstünde bir yayın yaptık. OBS geçen analizini yapmışız. Birinci hedef 46.28, ikinci hedef 55.75 olarak geçerliliğini koruyor. Herhangi bir değişiklik yok. Son olarak konuşmacı dostlar herhangi bir söylemek istediği olan var mı? Mikrofon izinleri açık. Buyurun. Soru cevap etkinliğimiz bitmiştir. Bilginiz olsun. Mikrofon izinleri açık. Söylemek istediği olan varsa buyursun. Sonrasında yayını sonlandıracağım. Bilginiz olsun.
Faruk Bey, soru cevap etkinliğimiz bitmişti. Biliniz olsun. Rica ederim Aydın Bey, rica ederim Kemal Bey. Şimdi kısa bir kapanış konuşması yapalım, sonra müsaadenizi isteyeceğim. Dostlar, borsa ile alakalı her şey, herkes bir şeyler söyleyebiliyor. Neden diye soracak olursanız, borsa herkesin kolaylıkla ulaşabildiği bir iş olduğu için ve herkesin kolay fikir üretebildiği bir sektör olduğu için ne yazık ki fikir karmaşası çok fazla. Bakın, ne yazık ki fikir karmaşası çok fazla. Sosyal medyadan etkilenen, sosyal medyadan sizlere aktarılan diyeyim, nakşedilen demeyeceğim, bilgiler doğrultusunda ilerlemeniz mümkün değil. Size söylenen her şey yanlış. Nesi yanlış? Analiz edin dedikleri süreçlerin hepsi yanlış. Bilanço takip edin dedikleri strateji veya tarz yanlış. Kap haberi dedikleri, yani kap haberi takip edin dedikleri süreç tamamıyla yanlış. Size anlatılan ve uygulama noktasında fikir verilmeyen tek bir doğru var. O da tepeden satın aşağıdan yerine koyun cümlesi. Nasıl yapacağınızı aktarmıyorlar. Çünkü sizin fikir karmaşası içinde kalmanızı istiyorlar. Siz eğer doğru karar verebiliyorsanız ve doğru karar verecek noktaya gelirseniz manipülatöre para kazandırmazsınız. Piyasa yapıcıya para kazandırmazsınız. Aracı kuruma boşa para kazandırmazsınız. Yani destek diye tabir edilen, direnç diye tabir edilen noktalardan alım satım yapmanızı söyleyen kurumların amacı sizin para kazanmanız mı, komisyon üretmeniz mi? Ya da kardeşim her şey yalan, portföy yapmayın, bir tane hisseye maksimum 2-3 tane hisseye yatırım yapın diyenlerin maksadı sizi kitle olarak ellerinde tutup size söyledikleri hisseye yığılmanızı mı sağlamak, yoksa gerçekten doğrunun bu olduğu için mi bunu size anlatıyorlar? Bu soruları sorduğunuzda aslında gerçekler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Borsaya yeni başladıysanız da, uzun zamandır borsada yatırım yapıyorsanız da, şunu yapamıyorsanız eğer, ben şuradan alacağım, buradan satacağım diyemiyorsanız eğer, yanlış yoldasınız. Yeni bir güruh peyda oldu. Herkesi fonlara toplamaya çalışıyorlar. Çünkü fon şirketlerinin elindeki maddi gücü arttırmak istiyorlar. Yani onların gelirlerini de arttırmak istiyorlar aynı şekilde. Bir diğer nokta da şu. Yatırımcının fikir karmaşası içerisinde kalması için sürekli kap haberi paylaşma dönemi başladı. Eskiden bu kadar kap yoktu. Affedersiniz, şirkette harcadıkları tuvalet kağıdından tutun, yaptıkları iş anlaşmalarına kadar işinize yarayacak veya yaramayacak her şeyi paylaşıyorlar. Niye? Gündemde kalabilmek için. Sizin borsada hiçbir zaman dostunuz yok. Borsa sizin dost arayacağınız bir yer değil. Herkes sizin rakibiniz. Çünkü herkes burada birer yatırımcı, herkes bir yer adıyla oyuncu piyasada. Herkesin ortak noktası kazanmaksa, siz aynı evde yaşamıyorsanız, paranız aynı yerde toplanmıyorsa rakipsiniz demektir. Yani herkesin amacı eve kupayı götürmekse, iki takım nasıl kardeş olabilir veya nasıl dost olabilir? Fair play belki olabilir ama asla dost olamazlar. Çünkü sahada herkes rakip. Sosyal medyada size aktarılan yalanları bir çöpe atın. Ha, şunu da söyleyeyim. Benim sosyal medyadan bir para kazanma gibi gayem de yok. Açık konuşayım. Ama hocam YouTube var, ama hocam bu var. YouTube'daki benim amacım para kazanmak olsa sosyal medyadan kalkıp canlı yayını
YouTube'dan mı yaparım, Twitter'dan mı yaparım? Çok basit. Ya da benim amacım borsadan değil de Twitter'dan para kazanmak olsa, böyle sert bir dil mi kullanırım, yoksa herkesin böyle biraz amiyane bir tabir olacak, gıdısını okuyacak cümleler mi kurarım? Çok basit. Ben kimseye mavi boncuk dağıtmıyorum. Burada gerçekleri konuşuyorum. Gerçeklerin insanlara fayda sağlayacağını biliyorum çünkü. Siz sıkılabilirsiniz ama borsayı öğrenmek istiyorsanız dinlemek zorundasınız. Borsayı öğrenip para kazanmak istiyorsanız bu yayınları acısıyla, sizi rahatsız edecek gerçekleriyle olması gerektiği gibi takip etmek zorundasınız. Bu kadar. İsrail'in Lübnan'a saldırısı borsamızı nasıl etkiler? Ya açık konuşmak gerekirse, kağıt üstünde hiçbir etkisi yok. Yani borsamızla hiçbir alakası yok. Ne zaman etkiler? Onu da söyleyeyim. Ana amaç orada zaten Türkiye'ye. Yani Türkiye ise Türkiye doğrudan bir müdahale olduğunda etkili olur. Ben daha önce bahsetmiştim. Yapılan bütün stratejiler Türkiye'nin doğrudan olayın içine girmesi için. İşte Ukrayna'nın durduk yere kara sularımıza, yani bu kadar ihlalde bulunması. Hatta ve hatta kara sularımızı geçip kıyılarımıza çıkmaya çalışma girişimleri. Tam olarak ne sizce? Sinir uçlarımızla oynamak. Türkiye'nin birkaç yılı var. Birkaç yıl sonra nerede olacağımızı ben az çok biliyorum. Askeri geçmişe sahip olmanıza gerek yok. Gelişimleri takip ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Yani çok böyle, evet, ne zaman bizim için önemliydi komşularımızın arasında veya komşularımızda yaşanan gerginlik, Suriye'de önemliydi. Irak'ta önemliydi. Ukrayna'da önemliydi. Çünkü yüzdesel olarak büyük yüzdeye sahip müşterimizdi bu ülkeler. İran'da bizim yine önemli müşterilerimizden biriydi. Ekonomik açıdan. Ama baktığımızda Lübnan çok büyük bir müşterimiz değil. Evet, yine yüzdesel olarak belli bir paya sahip. Ama oran olarak çok yüksek bir orana sahip değil. Dini noktayı, işte ne bileyim, duygusal noktayı katmadan söylüyorum bunu. Tabii o noktayı katarsak başka bir şey çıkıyor ortaya da. Gelelim konunun toparlanmasına. Nerede kalmıştık? Borsanın gerçeklerine. Siz benden asla şunu göremezsiniz bakın. Şu hisseyi alını göremezsiniz. Beni ilgilendirmiyor çünkü neye yatırım yaptığınız. Aynı şekilde benim neye yatırım yaptığım sizi de ilgilendirmemeli. Çünkü ben kendi stratejimi net bir şekilde söylüyorum. Bugün aldığım hissede yarın düşüş formasyonu varsa satarım ben onu. Tekrar yerine koymak için yükseliş formasyonu oluşmasını beklerim. Siz bunu yapmıyorsanız benim ne aldığım sizi çok fazla alakadar etmiyor demektir. Aynı şekilde ben insanların neye yatırım yaptığıyla ilgili bir strateji uygulamıyorum. Çünkü odak noktam benim matematik. Bu minvalde ilerliyorum. Sizin de kazançsa eğer hedefiniz, kazanç bu. Ha şunu da söyleyeyim. Ben kalkıp insanları toplayıp hisse aldıramaz mıyım? Çok rahat aldırırım. Şu an sosyal medyada şunu benim kadar rahat kim söyleyebilir? İstinsiz sağlıksız beni takip eden herkes bana güvenir cümlesini kim kurabilir? Benim bugüne kadar herhangi bir hisse pazarladığıma şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Yani manipülatif hiçbir harekette bulunmayan tek kişi benim borsada. Ben bu cümleyi bu kadar rahat kurabiliyorum. Borsada, finansal piyasalarda işlem yapan veya paylaşım yapan diyelim, en güvenilir kişi benim. Net. Aksini iddia edebilecek kaç kişi var? Veya aynı şeyi iddia edebilecek kaç kişi var borsada? Şunu söylemeye çalışıyorum. Pazarlamaksa eğer ana gaye, ben çok rahat pazarlarım.
Ama bu ne kadar sürdürebilir? 2 ise, 3 ise, 4, hadi 5'te ben patlarım. Bakın sürdürülebilirliği kalmadı. Nitekim sosyal medyada paylaşım yapanların hepsinin sonu bu oluyor. Birkaç hissede iyi gidiyorlar. Sonra patlıyorlar. Onların yüzü eskidiği için yerine hemen yenileri geliyor. Sermaye aynı cepte ama ön yüz değişiyor sürekli. Dolandırılanlar hep aynı kişiler. Dolandıranlar hep aynı kişiler. Sadece billboardlar değişiyor. Sosyal medyadaki kişiler. Bunları artık aşın. Sürekli aynı çukura takılıp veya aynı tümseye takılıp düşüyorsanız ya gittiğiniz yol yanlış ya da yürüme tarzınız yanlıştır. Sürekli aynı yanlışı yapıp doğruya ulaşmayı bekleyemezsiniz. Fon kurun gözüm kapalı alırım hocam. Borsa aleminde kralsın Alp hocam, gerisi çöp gözüme mesela. Allah razı olsun. Hani ya şahsen ben kendi paramı zar zor yönetiyorum. Başka insanların sorumluluğunu almak benim için şu an uzak bir ihtimal. Ya açık konuşayım, hani belki ileride yaparım diyorum ama ileride de bu kadar büyük bir sorumluluğun altına girebileceğimi düşünmüyorum. Ya çünkü o kadar strese girmenin ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada bir paylaşım yaparken bile acaba hakka girecek miyim? Acaba işte insanlar yanlış anlayacak mı diye 40 tane şey düşünüp bir tane şey söylüyorken fon kursam herhalde sabah akşam gözüme uyku girmez yani. O yüzden o kadar büyük strese şahsen girmem. Ben kendi paramı risk alırım da başkalarının parasıyla risk almak, yani yatırım tarzımız risk olmasa bile ağır gelir yani ona. Nitekim yine aynı noktada buluşuyoruz. Borsa önemli bir iş kolu. Başka hiçbir sektörde para kazanamayacağınız kadar. Belki iki tanesi dışında, ikisi de yasa dışı. İki tanesi dışında alternatif kazanç olarak veya kazanç miktarı olarak para kazanabileceğiniz başka bir sektör yok. Reel anlamda söylüyorum. Bu kadar karlı bir sektörde de bilinçsiz hareket etmek bana göre çok mantıklı değil. Öğrenin, yaptığınız en önemli yatırım kendinize yapmış olduğunuz yatırımdır. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Umarım bu yayında diğer yapmış olduğum yayınlar gibi sizlere fikir olarak, fikriyat olarak katkı sağlamıştır. Çünkü tek amaç o. Dün yanınızdaydım. Bugün yanınızdayız. Allah'ın izniyle yarınlarda da hedefimiz yanınızda olmak. Trader Alp markası bir yatırımcı markasıdır. Öyle de kalmaya devam edecek inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.